Kepçe kulak estetiğinde yaş sınırlaması. Kepçe kulak estetiği, kulak kepçesinin kafatasına yaklaştırılmasını içeren ağrısız bir operasyondur. Kepçe kulak estetiğine yönelik önemli açıklamalarda bulunan estetik, plastik ve rekonstrüktif uzmanı operatör doktor Salih Emre Üregen, çocuklarda 6 yaşından sonra genel anestezi altında, yetişkinlerde ise 18 yaşından sonra lokal anestezi ile kulak ameliyatlarının yapıldığını belirtti. Kulak estetiği deyince aklımıza kulak deformitelerinin düzeltilmesi geliyor. Bu dünyada ve ülkemizde en fazla kepçe kulak veya yelken kulak dediğimiz durumlarda uygulanmakta. Kepçe kulak ameliyatı kulak kepçesinin kafatasına yaklaştırmasını içeren bir operasyon. Bu kıkırdaklara tekrardan şekil vererek veya kıkırdakların bazı kısımlarını dikişle şekillendirerek, bazı kısımlarını incelterek yapılan bir ameliyattır. Kulak gelişimine baktığımız zaman kulak gelişimi 6 yaşında erişkinlerin %80'ine ulaşmaktadır. O yüzden de 6 yaşından sonra kepçe kulak ameliyatı uygundur. Kulak estetiğini okul öncesi çağında öneriyoruz biz daha çok çocuklar için. Çünkü okul döneminde diğer arkadaşlar tarafından dışlanma veya olay konusu olabiliyor. Son yıllarda gelişen iple kulak estetiğinin başarılı olduğunu, ancak kıkırdak yapısı sert ve fazla olan kişiler için uygun olmadığını ifade eden Üregen, hastaların araştırma yaparak ameliyat masasına yatmalarını önerdi. İple kulak estetiği bütün hastalar için uygun değil. Bunun için ilk başta bir plastiğe başvurmanız lazım. Herkes için 10-15 dakikada yapılması ve de kalıcı sonuçlar olacağı düşünülmesi tarafından cazip gözükmekte. Fakat kıkırdağınız çok sertse veya kıkırdak fazlalığınız var ise bu kesinlikle size uygun bir yöntem değil. Biz de zaten ameliyatlarda ilk başta kıkırdakları şekillendirerek, kıkırdakların tekrardan yeni bir kıvrım oluşturarak kalıcı bir çözüm oluşturmaya çalışıyoruz. Kulak ameliyatları genelde ağrısız bir ameliyattır. Ama ilginçtir ki kulak çok sensitif bir organ olduğu için ameliyattan sonraki gün, yani ameliyat olduğu gün ve ertesi gün çok ağrı yapar. Özellikle saat, yani ameliyat olduğunuz günün gece 8'de başlayan ve o gece 2-3'e kadar süren ciddi bir ağrısı olur. Sonraki günlerde azalır. Bu ağrı 3. gün hemen hemen kaybolur. Genelde de 15. gün ödenmenin %70'i geçmiş olur. 6. ayda hemen hemen bütün ödenmen geçmiş olur. Kulağın arkasından kesilerek yapıldığı için bu ameliyat ilk başlarda orada küçük bir kesi izi belli olabilir. Ama 2. aydan sonra bu iz gittikçe kaybolacak. 6. ayda da sizi gören birisi veya berberiniz ya da kuaförünüz bu izi hiçbir şekilde anlayamayacaktır.